Arkadaşlar merhabalar. Hukuk uygunluk sebeplerinde kalmıştık en son. Hukuk uygunluk sebeplerinden sonuncusu olan rıza konusuna geldik. Bugün rıza konusunu bitirip bir sonraki derste de artık kusur konusuna gireceğiz. Rıza aslında önemli bir konu, uygulamada da önemli. Ve iki tane rıza aslında ceza hukukunda gündeme gelebiliyor. Birisi hukuk uygunluk sebebi olarak, biri de tipikliği kaldıran rıza olarak. Ben burada hukuk uygunluk sebebi olarak rıza konusunun üzerinde duracağım. Tipikliği kaldıran rıza çok büyük bir problem oluşturmaz. Esas itibariyle üzerinde durulması gereken konu hukuka uygunluk sebebi olarak rıza. Mesela bu olayda gördüğünüz gibi bir kişi kendini öldürmek için kiralık katil tutmuş. Hatta tetikçi ona aşık olmuş. Kızın da vazgeçmesini istemiş ama bir türlü vazgeçmeyince de kalkıp öldürmüş. Bu da tuhaf bir şey yani. Hem aşık olup hem öldürmek nasıl oluyor bilmiyorum ama buna benzer bir olay, çok benzer değil ama Kassel'da, Almanya'da Kassel'da gerçekleşmişti, Kassel şehrinde. Orada bir kişi internete bir ilan vermiş ve demiş ki ya ben beni yiyecek birisini arıyorum demiş. Birisi evet demiş ben seni yerim ve gitmiş yemiş onu. Seni yerim. Burada tabii hakkında dava açıldı adamı öldürmekten. O da dedi ki yani kendisinin talebiydi. Onun rızasıyla, hatta bırakın rızasının talebiyle yaptık bu işi. Tabii adamın akıl sağlığıyla ilgili olarak bir inceleme başlatılmıştı benim o zamanlardan hatırladığım konu. Şimdi Türk Ceza Kanunu 26. maddesinin 2. fıkrasında çok açık bir şekilde düzenlendi. Rıza konusu diyor ki kişinin üzerinde mutlak surette tasarruf edebileceği bir hakkına ilişkin olmak üzere açıkladığı rızası çerçevesinde işlenen fiilden dolayı kimseye ceza verilmez deniyor. Böylelikle ilginin rızası düzenlenmiş. Bunun şartları nelerdi ona bakalım. Yani bir rızanın geçerli olması için neler olması gerekiyor? Bunların üzerinde duralım. Bunlardan birisi kişinin ilgili hakkın sahibi olması gerekir. Tıp hukukunda da arkadaşlar rıza çok önemli bir konu. Birazdan ona da değineceğim. Mesela orada en çok rastladığımız şeylerden birisi yine bir gazete haberine konu bir olay vardı. Kişinin bacağı kesilecek ama babasından rıza alınıyor. Yani reşit çocukları olan bir adam, 3 tane de çocuğu var ama babasından rızan var mı diye soruluyor. Düşünün benim bacağım kesilecek, gidip babama soruyorsunuz, eşime soruyorsunuz. Böyle bir şey olabilir mi? İşte onun için mutlaka ilgili hakkın sahibi olmak gerekir. Ama bazı haklarla ilgili olarak da onun bir sahibi olmadığı için rıza gösterilmesi söz konusu olamaz. Mesela ben herhangi bir kimseye benim aleyhime tanıklık yapabilirsin, problem değil, mahkum da olurum diyemem. Çünkü yalan tanıklık adliyeye karşı işlenen suçlardandır ve burada herhangi bir kimsenin, hatta diyelim ki ne bileyim başsavcının veya işte Adalet Komisyonu Başkanı, Adalet Bakanı'nın herhangi bir rızası söz konusu olamaz. Yine Cumhuriyeti tahkirle ilgili olarak herhangi bir makamın organın ben rıza gösteriyorum Cumhuriyeti tahkir edebilirsin diyebilmesi söz konusu değildir. Hatta Cumhurbaşkanı, Cumhurbaşı olarak Cumhurbaşkanı'nın bile böyle bir yetkisi söz konusu olamaz. Rıza ehliyeti yoktur. Rıza açıklama yetkisi arkadaşlar bazı hallerde sınırlanabilir. Mesela akıl hastalığı gibi hallerde veya yaş küçüklüğünde. Mesela burada resimde görüyorsunuz, herhalde hepiniz tanımışsınız özellikle erkek arkadaşlar. Sünnette örneğin değil mi? Çocuğun rızasını almıyoruz. Kim ya, hiçbir çocuk rızayla herhalde sünnet olmaz. Anne babasının rızasını alarak yapıyoruz bu işi ve aslında vücuttan bir parça koparılması ebeveynin bir rızasıyla olabilir mi? Mesela bunda çok tartışmalı konulardan birisidir. Yine başka tartışmalı olan konulardan birisi arkadaşlar, mesela birazdan da duracağız üzerinde, reşit olmayan kişilerin rıza ile ilişkiye girmesini bizim kanunumuz suç olarak kabul etmiştir. Yani 15-18'in altında zaten rızayı kabul etmiyoruz, birazdan söyleyeceğim. Ama 15-18 yaş arasında da rızası olsa bile, rıza yoksa zaten suç ama rızası olsa bile bunu kanun suç olarak kabul ediyor. Mesela başka bir sorun karşımıza çıkıyor. Şikayet hakkı kimindir sorunu karşımıza çıkıyor. Şikayet hakkı madem ki bu kişiler reşit değildir, nasıl ki küçük çocuğu sünnet ettirirken anne babasından rıza alıyoruz, benzer şekilde şikayet hakkı da kimin olmalıdır? Ebeveynin olmalıdır ama Yargıtay bir içtihat geliştirdi ve dedi ki hayır, bu tip hallerde çocuğun kendisi, yani 15-18 yaş arasındaki çocuğun kendisinin şikayetçi olması gerekir dedi. Öyle olunca da mesela pratikte, yani rızayla yapmışsanız bu işi, birisiyle cinsel ilişkiye girmişseniz rızanızla, şikayet hakkı da sizde olduğuna göre doğal olarak otomatikman şikayet etmeyeceğinize göre, çünkü şikayete tabi bir suç bu, şikayet hakkı da sizde olunca bu suçun kovuşturulması, soruşturulması mümkün olmaz. Yani ne zaman oluyor bu? Mesela kız erkek arkadaşıyla kavga ettiğinde, münakaşa ettiğinde, erkek arkadaşı onu terk ettiğinde bir sefer şikayetçi olabiliyor ama şikayetçi olmadığı müddetçe cezalandırılması mümkün değil.
Rıza açıklaması açık veya zımni olabilir. Yani örtülü bir rıza açıklaması da söz konusu olabilir. Mesela ben bir filmde izlemiştim. Çocuk böyle bir oyuncak dükkanına giriyor ve bir şeyler alıp çıkıyor. Devamlı bunu yapıyor. Seneler sonra dükkan sahibi ona söylüyor. Sen ne zannediyorsun diyor. Ben anlamıyor muydum bunu? İşte burada örtülü bir rıza açıklaması var. Yani doğrudan gel istediğini al demiyor ama çocuğa acıyor. Ya fakir birisi, o nedenle sesini çıkarmıyor. Bu örtülü bir rıza açıklaması oluyor. Rıza açıklamasının herhangi bir şekilde iradeyi etkileyen herhangi bir nedenle mağlul olmaması gerekir. Yani işte biraz daha söylediğimiz akıl hastalığı, hile, cebirle verilmiş rızalar olmaması gerekir. Yine rıza suç işlenmeden önce açıklanmalıdır. Suç işlendikten sonra açıklanması veya rıza gösterilmiş olması. Yani ben tamam, benle istemeden ben cinsel ilişkiye girdim, rızam yoktu ama şimdi rıza veriyorum. O çocuğun cezalandırılmasını istemiyorum demek doğru olmaz. Böyle bir rıza açıklamasının herhangi bir önemi yoktur. Hassatların yönetmeliğinde şöyle bir hüküm vardı. Rızanın müdahale başladıktan sonra geri alınması ancak tıbbi yönden sakınca bulunmaması şartına bağlıdır. Bir kişi rızasını her zaman geri alabilir. Yani bunun için herhangi bir şarta tabi tutmak mümkün değildir ve doğru değil. Kesinlikle doğru olmaz. O nedenle insan her zaman rızasını geri alabilir, rızasını geri alma hakkına sahiptir. Ama hasta hakları yönetmeliğinin bu hükmü tamamen hukuka aykırı bir hüküm. Neden? Tıbbi müdahale başladıktan sonra kusura bakma, rızanı geri alamazsın çünkü sakınca var. Böyle bir şey söz konusu olamaz. Ben rızamı her zaman geri alabilirim. Ne zaman, nasıl ki rızamı her zaman verebiliyorum, onun gibi her zaman da geri alabilirim. Ben tıp hukuk kitaplarımda bunu, bütün baskılarımda çok eleştirdim, bu hükmün doğru olmadığını ve sonradan 2015 yılında yapılan değişiklikle de hasta hakları yönetmeliğinden bu hüküm çıkarıldı. Dolayısıyla tıbbi yönden sakınca olsun veya olmasın, rıza tıbbi müdahale başladıktan sonra da geri alınabilir. Burada mesela ilginç bir soru var. Geçenlerde de bir panelde yine benzer yabancı arkadaşlar, yabancı hocalar benzer sunumlar yapmıştı rızanın geçerli olmaması konusunda, Alman meslektaşlar. Önce şuna bakalım, sonra Almanya'daki olayla ilgili bilgi vereyim. Cinsel ilişkiye girecek mağdurla fakat mağdurun rızası yok. Rıza ilişki öncesinde de prezervatif kullanabilir miyim diyor. Mağdur da kullanabilirsin diyor. O sonrasında yargılanırken de diyor ki mağdurun rızası vardı zaten. Çünkü ben sordum prezervatif kullanabilir mi, o da kullanabilirsin dedi. Demek ki rızası var ilişkiye diye. Fakat mahkeme bunu kabul etmemiş. Elinde bıçak bulunan bir kimseye prezervatif kullanma izni verilmesi rıza olarak kabul edilemez denmiş. Almanlar bu tip konuları çok ayrıntılı tartışıyorlar. Bu Me Too diye bir akım çıktı ya, işte Amerika'da kadınlar işte cinsel yönden rahatsız edilmeleri dolayısıyla şimdiye kadar sakladıklarını Me Too, ben de diyerek ortaya çıkmaya başladılar. Almanlar da Me Too kanunu diye bir kanun çıkarmışlar. Ben de bu panel meselesiyle öğrendim. İşte burada hani hayır hayırdır. Bir kadın bir erkeğe hayır diyorsa bunu hayır olarak anlamak gerekir. Başka türlü anlaşılamaz. İşte kadının davranışı, tarzı, türü vesaire bunlar hiçbir şekilde rıza anlamına gelmez. Ve bunu açıklığa kavuşturmak açısından değişiklikler yapmışlar Alman Cinsel Suçlar Kanunu, Alman Ceza Kanunu Cinsel Suçlar bölümünde. Mesela burada da ilginç tartışılan bir olay vardı, Alman Hoca anlattı. Bir kadınla erkek tanışmışlar ve samimi olmuşlar. Sonra ilişkiye girecekler. Kadın fakat demiş ki erkeğe, benim tek şartım var, ancak prezervatifle ilişkiye girebilirsin benimle. Adam da tamam demiş, prezervatifi takmış. Fakat ilişkide kadını görmediği bir sırada prezervatifi çıkarmış ve ilişkiye öyle girmiş. Adam, kadın da bunu fark edince suç duyurusunda bulunmuş, rızasız cinsel ilişkiye girdi diye. İşte burada tartışılan şey, acaba benim rızam sadece prezervatifli ilişkiye yöneliktir. Ama sen beni aldatarak, kandırarak, işte ne dedim, rızanın sakat olmaması gerekir dedik. Benim rızamı aldın ve sonra da prezervatifi çıkardın. Dolayısıyla burada ilişki artık rızasız ilişki midir şeklinde bir tartışma. Çok ilginç bir tartışma yani. Gerçekten bizim hukukumuz açısından da böyle bir şey gündeme gelse ilginç bir tartışma olacak. Rızanın konusu ne olmalıdır? Bir kere hangi konuda rıza verilmesi, o konuda işlenmiş olması gerekiyor ve kişinin tasarruf hakkında olması gerekiyor. Bu en önemli şartlarımızdan birisi, kişinin tasarruf hakkının bulunması şartı. Peki burada soru şu, neler üzerinde tasarruf hakkımız vardır sorusu karşımıza çıkıyor. Öncelikle mal varlığına ilişkin haklar üzerinde tabii ki tasarruf yetkimiz var. Ben istediğince alıp şu mouse'u kırabilirim, dökebilirim, gözlüğümü kırabilirim,
Ama bir başkasının bunu kırmasına da müsaade edebilirim. Fakat mesela Türk Ceza Kanunu 173. maddesinde düzenlenen bazı eylemler var. Mesela yangın çıkarmak gibi. Ya benim mal varlığı, ben şurayı şimdi yakabilirim, size ne? Yakarsın ama bu binadaki başka insanlarla olacak. İşte bu tip hallerde mal varlığı hakkında tasarruf yetkisi sonsuz değildir. Başka yerlere bulaşma vesaire durumunu düşünmek lazım. Dağ başında bir kulübede, sağında sonunda orman olmayan, bulaşma ihtimali olmayan yerlerde yakabilirsiniz. Ama onun dışında bu yine sizin sorununuzu gerektirebilir. Tamamen tasarruf yetkiniz olmadığı için. Onurla ilgili olarak tabii ki sizin tasarruf yetkiniz vardır. Kendi onurunuz, şerefiniz üzerinde tasarruf yetkiniz vardır. Başkasına bu konuda ya bana eşek diyebilirsin, gelip geçerken bana hakaret edebilirsin diyebilirsiniz. Hürriyetle ilgili olarak da tasarruf yetkisi vardır. Kapıyı kapat, üzerime kilitle git. Ben kendimi tutamıyorum, gidip içeriden sigara alacağım. Sen kapıyı kilitle ki ben almayayım en azından diye bunu şey yapabilirsiniz, verebilirsiniz rızanızı. Dolayısıyla kapıyı kilitleyip giden kişi hürriyeti tahti suçunu işlemiş olmaz. Fakat Medeni Kanun 23. maddesi bu konuda sınırlamalar getiriyor. Örneğin siz köle olarak beni köle yapabilirsiniz, köle olarak çalıştırabilirsiniz, köle olarak istihdam edebilirsiniz, köle olarak kullanabilirsiniz şeklinde rıza açıklamaları da geçersiz rıza açıklamaları olur arkadaşlar. Cinsel özgürlükle ilgili olarak işte biraz daha kısaca değindik. 18'in üzerinde tamamen yetkiniz var. Cinsel özgürlük noktasında rıza gösterebilirsiniz. 15-18 yaş arasındaki cinsel ilişki eğer rızaya tabiyse o da geçerli. Fakat kanun bunu yine de suç olarak kabul etmiş. Rızasız olursa cinsel saldırı suç olarak kabul etmiş ama rıza olursa daha hafif cezalandırılan eşit olmayanlarla cinsel ilişki suçu olarak cezalandırılıyor. 15'in altında ise kişi istediği kadar rıza göstermiş olsun. Artık bu rızanın hiçbir önemi yok. Yine cinsel istismar suçu olarak cezalandırıyor bunu arkadaşlar. Bakın mesela burada sanığın suç tarihinde 15-18 yaş aralığında bulunan dosya içeriğine göre akıl hastalığı da bulunmayan mağduru ile birden fazla kez rızaen cinsel ilişkiye girme eyleminin sanığın mağduruya kendisiyle evleneceğini söylemesi hile olarak kabul edilemeyeceğinden, yani burada nedir? Deniyor ki tamam kız rıza göstermiş, 15-18 yaş arasında rıza göstermiş. Fakat burada rıza ile cinsel ilişki olarak kabul etmeyin. Çünkü kızla ilişkiye gireceğiz ama demiş ki seninle evleneceğim, merak etme. Dolayısıyla o da evleneceği düşüncesiyle ilişkiye girmiştir. Bu rıza sayılmaz. Çünkü rıza nedir? Hileyle elde edilmiştir. O nedenle rıza geçerli değil. Bunu doğrudan cinsel saldırı suçu olarak kabul edelim diye değerlendirme yapmış. Fakat Yargıtay diyor ki hayır. Buradaki hile kabul olarak edilmez. Bu evlenme vaadi hile olarak kabul edilmeyecektir. O nedenle olsa olsa 104. maddede düzenlenen eşit olmayanlarla rıza ile cinsel ilişki suçu oluşmuştur diyor. Ha, öbür türlü olsaydı çok daha ağır bir suç, cinsel saldırı suçu kabul edilmiş olacaktı. Eski kanunumuz döneminde evlenmek vaadiyle kızlık bozma diye bir suç tipi vardı. Yanlış hatırlamıyorsam 423'tü, meşhur bir maddeydi. Bu suç tipi kaldırıldı yeni kanunumuzda. Böyle bir suç tipimiz yok. Ve bu da tartışılıyor. Acaba evlenme vaadiyle ilişkiye girmek temin eden kişi sonradan gerçekten evlenme niyeti yoksa acaba yine de rızasız cinsel ilişkiye girmiş sayılır mı? Hayır, bunu da Yargıtay'da gördüğünüz gibi kabul etmiyor. Burada en büyük sıkıntılarımızdan birisi arkadaşlar, kişilerin anlaşarak cinsel ilişkiye girmesi, fakat bir şekilde yakınların duyması, polisin öğrenmesi veya çocuk olacağı zaman mesela doktora gidip de doktorun birden bakıp gelin veya kız 15 yaşından küçük bunu görmesi gibi durumlarda bunu adliyeye, savcılığa bildiriyor ve bunun sonucunda işte aslında imam nikahı ile evlenmişler. Aile düğün dernek yapmış fakat yaşları küçük olduğu için gördüğünüz gibi iki çocukları var ama koca 11 yıl hapis cezasına çarptırılmış. Neden? Yaşı küçük olan kişiyle cinsel ilişkiye girdiği için. Hatta öyle ki bu kızın anne babası bu cinsel saldırıya iştiraktan dolayı yargılanabiliyor, ceza dahi alabiliyor arkadaşlar. Genel ahlaka karşı hareketlerle ilgili bir rıza da söz konusu olamaz. Mesela müstehcenlikle ilgili vesaire herhangi bir rızanın geçerli olması söz konusu değil. Özel hayatla ilgili de siz rıza gösterebilirsiniz. Herhangi bir problem yok ama işte müstehcen yayın vesaire gibi şeylere müsaade etmemek kaydıyla. Tasarruf yetkisinin bulunmadığı haklar devlete ait yararlarda bir tasarruf yetkisi yoktur. Mesela kişinin zimmete rıza göstermesi ben örneğin dekanken evimde çalışan muhtemelde sen istediğin kadar zimmete geçir kardeş problem değil diyemem. Çünkü bu devlete ait bir yarar. Bana dekana, rektöre, cumhurbaşkanına ait bir yarar değil. Aile düzeniyle ilgili arkadaşlar eski kanunumuz döneminde mesela kadın
çocuğu olmuyor ve karı kocasına diyor ki sen imam nikahıyla bir ikinci kadın alabilirsin diyor. Rıza gösteriyor fakat daha sonra da işte kocası devamlı o kadına gittiği için buna da bozuluyor ve suç duyurusunda bulunuyor. Yargıta eski kanunun üzerinde zinanın suç olduğu dönemde bu rızayı geçerli kabul etmedi. Dedi ki bu aile düzenine aykırı bir rıza, böyle bir rıza olamaz dedi. Benzer şekilde ikinci kez evlenmeye, yani eğer mümkünse bunu ayarlayabilirlerse teknik olarak, yasal olarak evlenme yani. Ben evliyim ama ikinci kez gidip, eşim diyor ki ikinci kez de resmen evlenebilirsin. Ben de bir şeyler çevirip, nüfusta da gerçekten de yani aslında mümkün olmayan bir şey de teknik olarak böyle bir şey yapsam bile bu rıza geçersizdir. Eşim bana müsaade etti ikinci kez evlenebilirsin dese bile bu rıza geçersizdir. Yaşama hakkı vücut bütünlüğü üzerinde arkadaşlar bizim yine çok yanıldığımız noktalardan birisi odur. En çok tartışmalı olan hususlardan birisi. Deniyor ki yaşama hakkı üzerinde tasarruf yetkisi yoktur. Vücut bütünlüğü üzerinde tasarruf yetkisi yoktur. Ben doğrusu bunu kabul etmiyorum. İnsanın yaşamı ve bedeni üzerinde tasarruf yetkisi elbette vardır. Yani mesela intihar suç değildir. Ben intihara kalkıştığımda, başarısız olduğumda sen yaşama hakkı üzerinde tasarrufta bulundun, gel bakalım suç işledin denilmez. Bu veya kendi elimi kolumu kessem, bacağımı kessem herhangi bir şekilde sorumluluk olmaz. Mesela yine tıp hukukundan bir örnek vereyim. Birisi geliyor doktora diyor ki benim bu diyor bacaklarımı dizden aşağısını kes diyor. Bunlar beni diyor çok rahatsız ediyor diyor. Tabii doktor bunu kabul etmiyor. Kesemem diyor. Bu kesmeyince de bunun üzerine kalkıp ayaklarını buz kabına koyuyor ve buz kabında uzunca süre tutuyor. Buna nasıl dayanıyor onu da bilmiyorum ama ve ayakları kangren oluyor. Sonrasında kalkıp gidip doktora, doktor kangren olmuş, ayağı kesiyor. Ve doktorun bana anlattığı sonrasında ben bu hastayı gördüğümde o kadar rahatlamış ki ayaklarım gitti, çok memnunum diyor. İşte burada böyle bir rıza geçerli olmaz. Siz kendi ayağınızı kendiniz kesebilirsiniz. Problem yok. Burada tasarruf yetkiniz var. Ama başkasına gel ayağımı kes dediğiniz takdirde o yaparsa orada sorumluluğu olur. Yine kendinizi öldürebilirsiniz ama başkasına gel beni öldür dediğinizde böyle bir tasarruf yetkisini başkasına devretme yetkiniz olmadığı için o kişinin sorumluluğu olur. O nedenle kimseyi yaşamaya zorlayamayız. Kimseyi tıbbi müdahaleye zorlayamayız. Bu nedenle de bu tip hallerde herhangi bir sorumluluk söz konusu olmaz. Yeter ki bu yetkiyi başka bir üçüncü kişiye devretmiş olmayalım. Burada tabii vücut bütünlüğüyle ilgili olarak getirilmiş bir istisna var. O istisna da erkeklerle ilgili. Bilmiyorum aklınıza gelebiliyor mu? Yani benim için de geçerli onu da söyleyeyim. Ben de şu an vücudum üzerinde mutlak tasarruf yetkisine sahibim. Şu an elimi parmağımı kesersen kimse bana bir şey diyemez. Ama erkeklerle ilgili getirilmiş bir sınırlama var. Bilmiyorum aklınıza geliyor mu? O da askerlikten elverişsiz hale getirmek için bir takım hareketler yaparsanız, henüz askerliği yapmamışsanız, ben onun için askerliği yaptığım için benim için sorun yok. O zaman bu bir suç oluşturuyor. Demek ki burada tasarruf yetkiniz yoktur demek. İşte burada olduğu gibi mesela ölüm anında müdahale edilmesi gerektiğinde kişi bu müdahaleyi reddedebilir. İşte ben mesela tıpçılarla konuştuğumda en çok düşünüyoruz. İleri sürdükleri için hocam ölüyor nasıl böyle bir şey yapabiliriz? Ölüyorsa ölüyor, insanın tasarruf yetkisi var. Bırakın beni diyorsa bırakın ölsün arkadaşlar. Veya işte bu kimse kendisini parayla dayak yiyormuş. Hani bu dayağın bir sınırı olması lazım tabii ki ama bunu yaptırabilir. Çünkü vücudu üzerinde tasarruf yetkisi vardır ve bu yetkiyi de burada başkasına bu anlamda devredebilir. Yani aşırı bir zarar olmadığı müddetçe. Ölüm hakkını aldı diye bir bir mahkeme tahmin ediyorum mahkemeden almış. Yani ölüm hakkı biliyorsunuz İnsan Hakları Mahkemesi İnsan Hakları Sözleşmesi'nde korunan hakların negatifini de kabul ediyor. Toplantı, gösteri yürüyüşü hakkınız varsa toplantıya katılmama hakkınız da vardır. Yaşam hakkı varsa ölüm hakkı ilginçtir ki İnsan Hakları Mahkemesi kabul etmiyor. O nedenle bu nasıl kabul etmiş bunu bilmiyorum. Ölüm hakkını nasıl almış? Ötenazi hakkı için mahkemeye falan gittiğinizde de mahkemeler bu hakkı tanımıyorlar. Yani siz kendiniz kendinizi öldürebilirsiniz ama bu hakkı başkasına devredemezsiniz. Yine başka bir örnek olay işte burada kişinin fişi çekildiği iddiası var. Eğer beyin ölümü gerçekleşmişse fişin çekilmesinde herhangi bir sıkıntı yoktur. Ama bu örnekte olduğu gibi beyin ölümü gerçekleşmemiş, bitkisel hayata girmiş bir kimsenin gerçekten de fişi ne diyor yaşam destek ünitesine fişi hastane görevlileri tarafından çekilmişse burada ne oldu? Siz kendiniz çekebiliyorsanız fişi çekin ama hastane görevlileri bir yakınınız fişi çekerse tasarruf yetkisini başkasına devretme hakkınız olmadığı için burada sorumluluk söz konusu olur. Bir başka husus düello meselesi.
Yani kişiler karşılıklı olarak düelloya rıza gösterebilirler. Ben bunu kendim çektim. Bizzat New York'ta çektim bir yer. Burası meşhur bir düello. 1700-1740'lı yıllar arasında orada yasal olarak bir kimse düelloya davet ettiğinizde, karşı tarafta kabul ederse, kim burada başarılı olursa herhangi bir sorumluluğu olmuyor. Çünkü karşı tarafın rızası olmuş oluyor. Ama bugün için herhangi bir şekilde bunu kabul etmemiz söz konusu değil. Varsayılan rıza olabilir. Yani şimdi normalde bir kimsenin açıkça rızasını açıklama imkanı var ama bazı hallerde rızasını açıklama durumu olmayabilir. Biz ya normalde sorsaydık rızasını açıklardı diyebileceğimiz hallerde varsayılan rızadan yola çıkarız. Mesela ne diyor? Ev sahibi olan sanığın müştekinin evine aralarındaki ilişkinin iyi olmasına güvenerek onun olmadığı bir zamanda tazminat için girmesinde varsayılan rızayı kabul etmiş. Veya üst kattaki komşunuz evde değil, işteler. Fakat birden fark ediyorsunuz ki yukarıdan su akıyor. Hemen komşunun kapısına çıkıyorsunuz. Komşu suyunu kapat, bak akıyor buraya. Zarar görecek. Fakat komşu evde yok. Kapıyı kırdınız, içeri girdiniz. Normalde komşu evde olsa zaten sizin içeri girmenize müsaade ederdi diyebileceğimiz hallerde varsayılan rızanın olduğunu söyleyebiliriz. Burada bir başka husus olarak hekimlik mesleğinin icrası üzerinde durmak istiyorum. Çünkü bana kalırsa hekimlik mesleğinin hukuka uygun hale getiren ana unsur hastanın rızasıdır. Yani hekimlik mesleğinin hukuka uygun hale getiren birkaç unsur var, üzerinde duracağım ama ana unsur hastanın rızasıdır. O nedenle bunun üzerinde durmak istiyorum. Şimdi bir tıbbi müdahale normalde kasten yaralama niteliğindedir. Şuradaki haberde de görüyorsunuz, doktorlar ameliyatta adam yaralama davası diyor. Bir tıbbi müdahaleyi biz yaralama olarak kabul ediyoruz. Müdahalenin türüne bağlı tabii ki yaralama niteliği arz ediyorsa. Örneğin bir hekimin ameliyat için hastanın karnını aşması, serum takılması, iğne yapılması, enjeksiyon yapılması bunların hepsi yaralama niteliğindedir. Dolayısıyla bunu yapan sağlık çalışanları yaralama dolayısıyla veya kasten yaralama. Çünkü isteyerek saplıyorlar, isteyerek karnını açıyorlar, sorumlu olurlar. Peki sorumlu olmaması için yani tıbbi müdahale hukuka uygun olması için aradığımız şartlar nelerdir? Bir kere öncelikle sağlık çalışanları bir yetki olduğu için sağlık çalışanlarının yapması gerekir. İkinci olarak bir endikasyonun olması gerekir. Endikasyon dediğimiz şey tıbbi gerekliliktir. Yani tıbbi bir zorunluluk gereklilik varsa yoksa her isteyene gel istediğin gibi sen madem istiyorsun müdahale yapalım denilmez. Mutlaka tıbbi bir gerekliliği olması gerekir. Bunun istisnaları vardır. Aklınıza muhtemelen estetik cerrahi geliyor. Ama burada çok ayrıntıya girmiyorum. O kadar istiyorsanız tıp hukuku dersini büyük bir ihtimalle fakültenizde varsa seçimlik olarak orada seçin. Bir diğer husus arkadaşlar anayasamızın bu maddesi 17. maddesi ne diyor? Tıbbi zorunluluklar ve kanunda yazılı haller dışında kişinin vücut bütünlüğüne dokunulamaz. İşte kanunda yazılı hallerden birisi de rızadır. Rıza olmadığı müddetçe kişiye dokunamayız. O nedenle ana unsurumuz aslında tıbbi müdahale hukuka uygun hale getiren ana neden ilgilinin rızası yani hastanın rızasıdır. Bu rızanın geçerli olabilmesi için de ne gerekir? Hastanın bu konuda aydınlatılmış olması gerekir. Hasta tıbbi müdahale konusunda, tıbbi müdahalelerin riskleri konusunda, alternatifleri konusunda aydınlatılmış olmalıdır. Biz aydınlatmayı rızanın ön şartı olarak kabul ediyoruz. Yani rızanın geçerliliğinin şartlarından birisi de aydınlatmadır. Eğer aydınlatma yapılmışsa o zaman rıza geçerli olur. Demek ki tıbbi müdahale hukuka uygun olmamız için dört tane şart arıyoruz. Sağlık çalışanı tarafından yapılacak, tıbbi bir gereklilik olacak, hasta aydınlatılacak ve hastanın rızası olacak. Bana deseniz ki hocam dört tane neden değil de bir tane ana nedeni anlatın, ben derim ki hastanın rızası. Bazen sağlık çalışanlarından çok duyuyoruz bunu. Hocam hasta rıza göstermiyor ama ölüyor. Ne olursa olsun irade yeteneğine sahipse ölme hakkına sahip herkes. Kişi ölecek olsa bile tıbbi müdahaleye reddedebilir. Ha bana şu soruyu soruyor ama hocam o zaman da pasif ötenazi olur. Hayır, bunun pasif ötenaziyle hiç alakası yok. Burada çok ayrıntılı bilgiye girmiyorum ama tıp hukuku derslerinde muhtemelen bu konu üzerinde ben duruyorum. Duran hocalarınız da olur. Evet, bugünlük bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki dersimizde dediğim gibi kusur hukuk sebeplerini bitirdik ve kusur konusuyla devam edeceğiz. Hepinize iyi günler.